lütfen yağmur yağsın. Lütfen yağmur yağsın. Lütfen, lütfen, lütfen. Ne yapıyorsun Karamel? Yağmur dansı yapıyorum. Günlerdir bir damla yağmur yağmadı. Ya bak, gördün mü? Ormandaki bütün ağaçları yakıp yıktın. Hepsini çürüttün. Oysa ağaçlar bizim hayat kaynağımızdı. Kızlar, size pasta getirdim. Yaşasın pasta! Yaşasın! Yalnız şu an eğitim saati içindeydik ve daha ara vermemiştik. Bunlarla mı eğitiyorsun kızları? Ay, gerçekten çok gerçekçiymiş. Kuklu onların yaşı için gayet uygun bir eğitim aracı. Hem eğlenceli hem eğitici. Ay, bence boşuna uğraşmayın. Çünkü kızlar bu tarz şeylerden hiç hoşlanmaz. Kızların nelerden hoşlanacağına bırakın, ben karar vereyim. Sonuçta işim bu benim. Siz de işinize baksanız iyi olur. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Hayır, en çok parçayı ben birleştirdim. Kızlar, unutmayın. Bu bir takım çalışmasıydı. İkiniz de olmasaydınız yapbozu bu kadar kısa sürede bitiremezdiniz, değil mi? Hı hı. Hadi şimdi bahçeye çıkıp bisiklete binelim. Tuğçe'cim, uyku vaktimiz. Saçmalama. Ne uykusu ya? Daha hava bile kararmadı. Öğle uykusu zamanı değil mi? Evet. Biraz dinlenin. Hadi pijamalarınızı giyin. Bana ne? Ben bebek değilim. Öğle uykusundan da nefret ederim. Tuğçe'cim, yapma onu öyle. Gel bakalım yanıma. Yakala o zaman. Tuğçe. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Tuğçe'cim yapma lütfen. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakala hadi, yakala. Yakala, yakala, yakala. Tuğçe, lütfen. Beni çok üzüyorsun. Tuğçe! Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsun? Arzu Hanım, ben Tuğçe'ye yatırmaya çalışıyordum. Bana öyle gelmedi niyeyse. Daha çok kızımı azarlıyor musun gibi hissettim. Yok, olur mu öyle şey? Hem buranın hali ne böyle? Sen gelmeden önce burası derli topluydu. Hem sen nasıl ilgileniyorsun benim kızımla? Bağırıp çağırarak mı? Siz beni yanlış anladınız. Öyle bir şey yok. Sen karıştırdın galiba. Bu evin kızı Tuğçe. Yani benim kızım. Efendim? Sen bunun için mi para alıyorsun? Kızıma bağırıp çağırmak için mi? Bir daha ona emir verdiğini duymayacağım. Burcu abla, üzülme. Bana masal okur musun? Okurum tabii.